Hicri 5. 6. asırlara geldiğimizde bu fitne devam etmiş. Topluma korku salarak, dehşet salarak, kendi akidelerini, ideolojilerini topluma, ümmete zorla benimsetme anlayışı tarihten beri devam edip geliyor. Bu IŞİD nereden çıktı? Bu kafa kesen, kelle uçuran bu adamlar nereden türedi diyoruz ya. Bunlar aslında tarihten beri devam edip gelen bir zihniyetin, bir çizginin devamı aslında. Yani Hüdayi Nabit değil. Meşhur müfessir İmam Taberi'ye bir mecliste geliyorlar ve makamı Mahmud nedir diyorlar. Asa en yeb'ateke rabbuke makamen mahmuda ayetinin tefsirini soruyorlar. O anlıyor durumu ve diyor ki Sübhane men leyse lehu enis ve la lehu fi arşihi celis. Makamı Mahmud'un haşa ve kella Cenab-ı Hakk'ın arşın üzerinde oturmakta olan Cenab-ı Hakk'ın yanına Resulünü oturtmak üzere ayırdığı, boş bıraktığı mekandır. Bunu söylemesini istiyorlar. Tabiinden Mücahid'e atfedilen böyle bir görüş var. Senedi zayıf bir görüş. Mücahid'in böyle söylediği de varit değil, sabit değil. Bu görüşü itikat olarak İmam Taberi vasıtasıyla topluma deklare etmek istiyorlar. İmam Taberi de diyor ki herhangi bir dost, arkadaş, sırdaş tutmaktan Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederim. Arşın üzerinde de birlikte oturduğu bir sohbet arkadaşı bulunmaktan onu tenzih ederim. Bunun üzerine toplanıyorlar dışarıda linç etmek üzere. Zorla oradan kurtarıp evine kadar götürüyorlar. Çevresindeki samimi dostları. Onlar da arkalarından taşlıyorlar İmam Taberi'yi. Arkalarından taşlıyorlar ve evine girip kapısını kapatıyor. Kapısının dışından taşlamaya devam ediyorlar ve tarihler diyor ki kapısının önünde böyle küçük bir tepe oluştu taştan. Ondan sonra İmam Eş'ari hayatının kalan kısmını bir anlamda ev hapsinde geçirmek zorunda kalacak. Ve canını kurtarmak için tefsirinin bu zikrettiğim ayet-i kerimenin tefsiriyle ilgili bölümünde makam-ı Mahmud'u önce meşhur rivayette, mütevatir rivayette geldiği üzere şefaat olarak tefsir ediyor İmam Taberi. Arkasından da çok garip bir şekilde, kendisine hiç yakışmayacak bir şekilde diyor ki asıl olan budur. Makam-ı Mahmud şefaattir. Fakat şöyle de anlaşılmasında bir mahsur yoktur diyor. Başlıyor o şeyi nakletmeye. Arşın üzerinde Cenab-ı Hakk'ın yanında oturtmak üzere Peygamber Efendimiz için ayırdığı yer de denmiştir diyor. Böyle söylenmesinde de bir sakınca yoktur. Çok garip bir şekilde İmam Taberi'nin tefsirinde teşbih ve tetsimle ilgili bunun dışında başka bir pasaj bilmiyoruz.